geldi Allah'ın cezası itler. Bir gün belalarını bulacaklar ya. Ulan şu en iyi bir elime geçirsem bakmam müteahhit oğlu olduğuna basarım tokada. Kaza yapacaklar. Allah muhafaza. Sen yabancısın galiba arkadaş. Evet, Rüştü'ye geldim. Kimmiş bu Rüştü? Şu inşaatçı Rüştü herhalde. Ha şu demek. Demin geçen iti Rüştü Bey babası işte. Ne haber Yaşar? Ne olsun anam, sen şehirli oldun, biz buralarda sürünüyoruz işte. Hoş geldin. Hoş bulduk, sen bir dümen bulmuşsundur kendine. Ah, kasaba yerinde ne dümeni olur ki be. Bakıyorum bu yıl erken. İstanbul'da canım sıkıldı. Okulun kapanmasını beklemeden kaptım çocukları, çıktım tatile. Önce pederi bir göreyim, sonra buluşuyoruz ha. Hadi bana eyvallah. Güle güle Fatih. Ha, Rüştü abi inşaattadır şimdi. Vay be! Merhaba baba. Ulan kerata yine mi tüydün okuldan? Yok be baba. Erken kapandı okullar. Hem derslerim iyidir bilirsin. Bilirim bilirim. Aynı sınıfta 3 sene okuyup iyice bellersin derslerini. İtoğlu it. Rüştü Bey. Ne var? Biri gelmiş. Sizi görmeden gitmem diyor. Kovdum gitmedi. Kadir Çavuş'un selamını söylemeden gitmem diyor. Kadir Çavuş ha? Gel oğlum gel. Öpeyim. Söyle evlat. Kadir Çavuş'un nesi olursun sen? Hiç. Ama Kadir Çavuş babam gibidir ağam. Bilmez miyim? Az emeği geçmedi bana da. Hey koca Kadir Çavuş hey. Askerde bütün bölüğün babasıydı. Seni niye gönderdi? Oralarda iş yok, güç yok. Kadir Çavuş'um Rüştü Ağa'na git. O sana kasabada bir iş bulur dedi. Çavuş'umun sözü emirdir benim için. Silo! Ulan koş çabuk buraya. Kendine tamam. Bu delikanlıya inşaatta bir iş bul. Burada yatsın. Sen de göz kulak olana. Kadir Çavuş'un adamı. Zaten bizim de işçiye ihtiyacımız vardı. Ulan sok arada şu zıpır karıları, inşaat durdu be. Hey çocuklar. Gidelim. Hadi. Ne duruyorsunuz, hadi yürüyün. Hadi sen de yürü. Bu Kadir Çavuş kimdir arkadaş? Karşı adada tek başına yaşar Kadir Çavuş. Tekne yapar. Ama fakir babasıdır. Herkes sever onu. Hatta derler ki onun yaptığı tekneyle büyük denizler aşarmış insanı. Amma bağırıyorlar ya. Malum ya patron ne olur. İşte yatacağın yer. Ben de orada kalıyorum. Hadi şimdi kolları sıva, işe başlıyorsun. İlk haftalığım bu. Emeğinin karşılığını almak çok güzel. İlk haftalık da öyle gelir insana. Hele şöyle günler geçsin, ellerin nasır bağlasın, sırtına ağrılar saplansın. O zaman sorarım ben sana amelelik nasıl işmiş. Boş ver be Silo Çavuş. İşleyen demir pas tutmaz. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız olur mu? Erkek kısmı parasını kazandığı gibi yemesini de bilmeli. Haftada bir kadın yüzü görmeli. Aa, neyse canım. Şimdi güzel bir karnımızı doyuralım. Sonra da seni Gülbahar'a götürürüm. Sana ne? Neden sordun? Önemli değil. Galiba yaşlanıyorsun. Kazancın gittikçe düşüyor da. Ulan Allahsız. Ulan dilsiz imansız herif. Yıllardır her şeyimi verdim sana. Yani bir orospunun verebileceği her şeyi verdim. Zamanımı, paramı, elimde insanlığımdan kalan ne varsa verdim. Sen ne verdin ulan bana? Bir gün olsun düşündün mü çekip beni bu hayattan kurtarmayı? Kim sever ki bir orospuyu? Kim saygı duyar ha? Ama ben seni başka sanmıştım. Elimde, avucumda ne varsa verdim sana. Kes be, yeter. Senden her şeyi istemeye hakkım var. Erkeğinim ben senin. Erkek diye
Kadınına sahip olana derler. Kadınını elin heriflerine satanlara ne denir bilir misin? Ulan sen mi öğreteceksin namusu bana? Belki de sen haklısın. Namus sizin işiniz anam. Bu para az mı geldi sana erkeğim? Üzülme. Daha çoğunu kazanırım. Bugün cumartesi. Kazancımız iyi olur. Ya içeride biri varsa? O zaman biraz daha dolaşırız. Hadi. Hadi bana eyvallah. Sağlıcakla git. Oo, kim gelmiş? Gel bakalım Sili, gir içeri gir. Hadi be. Gelin şöyle. Hoş geldiniz. Kalıcıysanız size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sağ ol. Yemek yedik. Ama rakı içeriz. İçeriz değil mi İbrahim? Delikanlı yeni mi? Yeni ya. Mert oğlandır. Seni anlattım ona. Bizim Gülbahar'ımız bir tanedir dedim. Doğru. Gülbahar'ın eşi yoktur. Kasabanın sevgilisidir o. Ya, senin bugün pek keyfin yok galiba. Bizim ne zaman keyfimiz oldu ki be Sülo? Ama merak etme. Keyifsiz de olsa hepinizi doyurur Gülbahar ananız. Anamız mı? Anayla orospuyu ayıran nedir delikanlı? İkisi de kadındır aslında. Kadını orospu da... Ana da yapan erkek değil mi? Aman boş verin be. Hadi keyfimize bakalım. Bakalım ya, gel yanıma. Kız Emine, rakı getir bize. Şimdi gelir. Aklı bir karış havada. Kız Emine. Hadi kızım, biraz da meze getir bize. Az peynir yeter. Biz tokuz aslında. Öyle mi? Bu gece ben de iyice kafayı çekeceğim de Sülo. Tamam. Kalmadan içeri geçelim. Tamam. Hadi. Hadi. Seni de şey yapmaz mı? Yani orospu. Anam o benim. Ama o... Sus, devam etme. O benim anam.
Anam demek. Anam diyebilmek ne güzel şey. Güzel mi? Güzel ya. Ben hiç tanımadım ki anam. Hiç görmedim. Ölmüş. Anasız büyüdüm ben. Emine! Kız Emine! Delikanlı, sıra sende. Hadi sıkılma. Silo, hesabı öyle gidiyoruz. Yoksa ilk defa mı? Yok, hayır bacım. Bacım mı? Öyle bacım. Sen dememiş miydin kadınları anada? Orospu da yapan erkeklerdir diye. Bacıma içkilerin parasını öde Silo. Gidiyoruz. İstiyorsun? Şey, Silo'ya bakmıştım burada mı diye. Silo falan yok burada. Kazaymış. Kim bilir yine ne halklar karıştırmışsındır. Baba. Ne var?
Bugüne kadar kravatına gösterdiğin ilgiyi bana gösterseydin eğer... Yeter be! Bana bir gün oğlum deseydin... Hadi be! Sen gene bana benzerdin İtoğlu'ydu. Silo be, ne var? Bu gece gene gidelim mi? Nereye lan? Gülbahar'ın evi. Geçen akşam oradan kaçan sen değil miydin? İşler bildiğin gibi değil be Silo. Gidecek miyiz ha? Senin kafanda bir tilkiler dönüyor ama. Neyse, gideriz istersen. Hadi şimdi işinin başına. Sağ ol be Silo. Patlayacağım sıkıntıdan. Neden getirdiniz beni buraya? Denize gir, denizden çık, güneşlen. Ne biçim yer burası be? Ne biçim hayat bu? Sen üzülme hayatım, ben seni oyalarım. Senden de bıktım öf be. Babanın parasıyla attığın hava yeter. Ben havalı çocuğum. Sıkılıyorum diyorum. Senden, bu kasabadan, her şeyden sıkılıyorum. Şarla bir işimiz var da. Yuh be! Yok de be! Ulan sen getirdin bizi buraya. Senin misafiriniz. Anca beraber, kanca beraber. Bu iş özel arkadaş. Suratına bakmam bir daha bize ekersen. Tamam tamam anladık. Hep beraber eğleniriz. Seni anlayamıyorum İbrahim. Önce karıyı istemezsin, bir araba laf edersin sonra da. Sen benim içimi bilemezsin Silo. Patron ne olur yine? Ha ya. Ne yapacağız şimdi? Ne demek ne yapacağız? Patronun oğlunun olduğu yerde bizim işimiz ne? Hadi yürü be yürü, bizi görmesinler burada. Hadi be yürüsene. Kendini ne sanıyorsun? Nasıl? Eğleniyor musun? Eş. Karı bu işte. Nasıl buldun? Anan yaşında be. Sen bir de kızını görsen fıstık gibi. Kızı da mı var? Ama kızı olan kız da. Nerede? Sen takma onu kafana oğlum. Güç iş. Bağlıya patlar. Çağır bir kereyle görelim. Fiyatını düşünürüz. Kız, Emine. İçki getir bize. Müthiş. Kesin de yeter. Ne istiyorsunuz ulan siz? Yediniz, içtiniz. Bir sıçmadığınız kaldı. Vereceğiniz paranın da Allah belasını versin. Hadi çekin gidin evinden. Sus, otur. Ne sanıyorsunuz siz ulan? Sizin vereceğiniz 3-5 kuruşa Gülbahar muhtaç mı sanıyorsunuz? Hadi toz olun buradan. Babalarınızın verdiği para da cebinizde kalsın. Harçlık yaparsınız. Yürü gidelim.
Sinirlendi benimki. O kız var ya, onu istiyorum, anladın mı? Ne bahsin olursa olsun is. Ama kolay değil mi? Paranın açmayacağı delik mi var oğlum? Neyse fiyatı veririz. Ama sen Gülvar'ı tanımazsın. Herkesin bir fiyatı vardır. Aması filan yok. İstiyorum o kızı. Kesenin ağzını açarsan bir şeyler düşünürüz. Kese senin oğlum. Yeter ki acele et. Öldük burada. Paran neyse alacaksın arkadaş. Sağ ol be arkadaşım. Çocukluk arkadaşım. Sağ ol. Bu işi bitireceğim. Yaşar. Gülbahar'ın kızı değil mi bu? Ulan gündüz vakti el alemin içine çıkma demedim mi sana? Bir daha görürsem kırarım ayaklarını. Şimdi doğru eve. Kaç defa şu kızı çarşıya pazara gönderme, el alemin içine çıkartma dedim. Ha? Niye yani? Ne yapacağız? Aç mı kalalım? Kim yapacak alışverişi? Ben çıksam daha mı iyi olur sanıyorsun? Bütün kasabanın peşime düşer. O zaman haftada bir kere gönderip toptan aldırtırsın erzağını. Ne diyorsun sen be? Toptan erzak aldıracak para mı bırakıyorsun bende? Tamam tamam, fazla uzatma artık. Bir çaresine bakarız. Gülvar. Ne var gene? Neyse, şimdi sinirlisin. Yarın konuşuruz. Hadi eyvallah. Ne istiyorsun? Ben... Ooo, kim gelmiş? Hadi gir içeri delikanlı, gir. Hadi. Fikrini değiştirdin demek. O akşam neden kaçtın söyle bakalım. Ben de bacaklarımı beğenmediğini sanmıştım. Bana mı? Yoksa paran mı yok? Hadi gel. Al, sana getirdim. Ne o? Yemeni. Seninki yırtılmıştı da. Alsana. Yok, anam kızar. Göstermezsin ona. Saklarsın. Delikanlı. Yanlış anladım. Senin için geldim ben. Hadi gelsene, seni bekliyorum. Yarın akşam üzere değirmenin yanında bekleyeceğim. Daha rahat konuşuruz. Al yavrum,
Gece uykusu gelmezdi yarı esmer olanın. Oy 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 Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemle imanıma dilime. Oy 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 Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemle imanıma dilime. Dağda harman olur mu? Bege ferman olur mu? Ben yandım küle dönümle, küle derman olur mu? Oy 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 Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemle, imanıma dinime. Oy 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 Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemle, imanıma dinime. Evlerinde var çımar, çımarı var tıpınar. Bugün yarı görmedim ne, öreğim ona yanar. Oy 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 Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemle, imanıma dinime. Oy 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 Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemle, imanıma dinime. Biliyordum geleceğini. Geldi. Ama sana umut vermesin bu gelişim. Gülbahar'ın kızıyım ben. Gönüllerimiz sevda ile yüklenmişse, kanımız damarlarımıza tutuşmuşsa, vız gelir bu dünya. Kim durdurabilir yüreklerimizin bu deli çarpıntısını? Sus. Böyle konuşma. Gün gelir pişman olursun. Beni olduğum gibi kabul edemezsin. Yok. Seni hep seveceğim Emine. Bırakmazlar bizi. Yar etmezler birbirimizi. Bu dünya döndükçe, sevgi var oldukça, yüreğim hep senin için çarpacak Emine. Bekarlık canıma tak etti be. Çamaşırını kendin yıka, yemeğini kendin yap. Hey İbrahim, hey! Ne var? Ulan burada laf konuşuyoruz ve sen nerelerdesin ha? Boş ver. Bir derdin var senin. Köyü mü özledin yoksa? Yok Vesilo. Bu halin ne öyleyse? Sen birine sevdalanmışsın be İbrahim. Bilmem ki. Uykudan oldu. Yemekten oldu. Besmele sevdalanmışım. Bilirim. İnsan iğne ipliğe döner. Mum olur. Çaresi nedir Sülo? Çaresi mi? Kaldırırsın kızı. Kaçırırsın. Kaçırmak mı? Becerebilir miyim? Erkek adam becerir. Ama acele etmemek, iyice düşünmek gerek. Hoş geldin ağoğlu. Hoş bulduk. Ne haber? Ne haber olsun be iyilik. 40 yılda bir şey istedik senden be Yaşar. Hani o kızı ayarlayacaktın? Aa o iş mi? Ayarlayacağım. Kolay değil bu. Kolayı zoru var mı be? Seni de, anasını da, kızı da paraya boğarım anlıyor musun? Garip kadındır Gülbahar. Para onun için çok şey demektir. Ama kızı söz konusu olunca... Merak etme. Para herkes için önemlidir. Anlasana, bu kadın başka. Kızına deliler gibi düşkün. Kendi düştüğü yola onun da düşmesini istemiyor. Hadi be. Orospunun kızının sonu başından bellidir. Bunu böylesine anlat ona. Ne yaparsa yapsın sonuç gene aynı olacak. Kız telli duvaklı gelin olacak değil ya. Doğru be. Telli duvaklı gelin olacak değil ya. Kim alır ki? Kim sever ki orospunun kızını? Sevmesine seviyorum da. İstesek verirler mi dersin? Söylesene ya, kim bu kız?
Emine. Hangi Emine? Gülbahar'ın kızı Emine. Gülbahar'ın kızı mı? Aslan gibi delikanlısın be. Senden iyisini mi bulacak Gülbahar? İsteriz verir. Verir mi dersin? Verir tabii. Gideriz Kadir Çavuş'a anlatırız her şeyi. O bir çaresini bulur elbet. Doğru be. Ulan ahlaksız. Sen ne sanıyorsun beni ha? Ben bu yollara düştümse keyfimden mi düştüm? Ben demek istedim ki... Doğru. Benim hayatım acıyla, utançla örülmüş bir duvar belki. Ama Emine'm için ördüm ben bu duvarı. O benim gibi olmayacak. Olmayacak diyorum. Ya ne olacak? Ne sanıyorsun sen? Kim alır karım diye bağrına basar senin kızını? Günün birinde senin yerini o alacak. Sus! Parçalarım seni! Bunu bir daha deneme. Ve şunu hiç unutma. O çocuk bize çok para verecek. Şimdi razı olmasan bile... günü gelip boyun eğeceksin bana. Ama acele et. Fazla zamanımız yok. Emine'ye gelince onu hiç düşünme. Emine'nin sonu başından belli olmuş. O Gülbahar'ın kızı Emine. Onun kaderi annesiyle birlikte yazılmış. Yola aynı yol. Bunu hiç unutma, anladın mı? İyi düşün. Ya çok para alırsın... ya da kızım bu kasaballarının elinde perişan olur gider. Aynen senin gibi. Ulan, bundan sonrası senin bileceğin iş. Yarın cevabını almaya gelirim. Demek Gülbahar'ın Emine'yi istiyorsun. İyi düşündün mü oğul? Düşündüm ya Çavuş. Hem de çok düşündüm. Anlaşıldı. Sen kararını vermişsin oğlum. Yalnız sana bir çift sözüm var. Gülbahar'ın durumu hepimizce malum. Gün gelir başına dert olur. Yüz karası olur. Emine'nin anası benim de anam sayılır Kadir Çavuş. Peki oğul, anlaşıldı. Kafana koymuşsun bir kere. Hayırlı olur inşallah. Şimdi siz işinizin başına gidin. Ben bir şeyler düşünür, yarın uğrarım inşaata. Hallederiz işi. Sağ ol abi. Sağ ol Çavuş'um. Ne haber Gülbahar'ın kızından? Sana kolay olmayacağını söylemiştim. Uzatma lafı. Kadın ne diyor? Razı olmuyor. Direniyor. Ama sen kesenin ağzını açarsan zorla da olsa hallederim ben. Karayı düşünme dedim sana. Bunu duyduğuma sevindim. Bir iki gün sonra kızı koynunda bil. Vay Çavuş, hangi rüzgar attı seni buraya? Hayırlı bir iş için geldim Rüştü. İşi ilerletmişsin Rüştü. İdare ediyoruz işte. Gel büroya geçelim. Yo, burası iyi. Bilirsin kapalı yerlerden sıkılırım. Bilmez miyim? Asker ocağında koğuşa girmemek için bütün gece nöbetlerimizi sen tutardın. Bakıyorum unutmamışsın Rüştü. Bırak şu dağ bayırı Kadir, yanıma gel. İnşaatçılık yaparız. Başımın üstünde yerin var. Ben denizciyim Rüştü. Parada da pulda da gözüm yok. Şehir boğuyor beni. Neyse, şu bizim İbrahim vardı ya, onun için geldim ben. İbrahim kim? Sana gönderdiğim delikanlı. O mu? İyi çocuk, mert çocuk. Bizim İbrahim'i baş göz ediyoruz da. Üstüne başına bir şeyler alalım dedim.
Bugünlük izin verirsen delikanlıyı çarşıya götüreceğim. İstediğin şeye bak be Kadir Çavuş, lafı mı olur? İbrahim'e bir hafta izin benden. Sen emret yeter. Sağ ol. Nedir bunlar ağalar? Emine'ye entari, sana başörtü. Bu da şeker. Şeker mi? Ama neden? Emine dışarı çıksın. Biz buraya kız istemeye geldik. Kız istemeye mi? Kimin kızını? İlahi Gülbahar. Kimin kızını olacak? Senin kızını tabii. Emine'yi Allah'ın emriyle İbrahim'e istiyoruz. Hadi Gülbahar. Ne diyorsun? Bilmem ki. Ne kısmetse o olur. Hadi oğlum fırla. Öp Gülbahar ananın elini. Demek kısmette İbrahim oğluma kaynanalık yapmakta varmış Kadir Çavuş. Ne yapalım demekle olmuyor dostum, olmuyor dostum. Artık çaresini bulmamız gerek, artık çaresini bulmamız gerek. Bizi bize düşman eden öfkeyi, eden öfkeyi İçimizden çıkarıp atmamız gerek. İçimizden çıkarıp atmamız gerek. Duygumuz ağlıyor, inan ki dostum, inan ki dostum, katılın katına. Gülmemiz gerek, gülmemiz gerek. Katıla katıla gülmemiz gerek. Bitsin artık yasımız, bitsin acımız. Bambaşka yarınlar kurmamız gerek, kurmamız gerek. Bambaşka yarınlar kurmamız gerek.
olmaz dostum, dost olmaz dostum. Var olan gerçeği görmemiz gerek. Var olan gerçeği görmemiz gerek. Sebeple kavgaya kimimiz kime, kimimiz kime? Kanayan yarayı sarmamız gerek. Kanayan yarayı sarmamız gerek. Duygumuz var, inan ki dostum, inan ki dostum. Katıma katıma gülmemiz gerek, gülmemiz gerek. Katıma katıma gülmemiz gerek. Bitsin artık yasımız, bitsin acımız. Bambaşka yarınlar kurmamız gerek, gerek. Kurmamız gerek. Bambaşka yarınlar kurmamız gerek. Katıla katıla gülmemiz gerek. Bambaşka yarınlar Bize buralarda rahat vermezler evladım. Al Emine'yi git buralardan. İkiniz de mutlu olun. Bize kaçmak yaraşmaz Gülbahar Ana. Direnmek yaraşır. Sen üzme kendini. Yeter ki beni evinin erkeği, evinin direği bil. Yıllardır bunları bugünler için biriktirmiştim. Al evladım. Al dedim. Yok. Niye ana? Irgatlıktan, amelilikten kurtulman için ve başkalarının ağız kokularını çekmemen için. Fazla bir şey değil. Ama bir atla bir araba almana yeter. Kum çekersin dereden, inşaatlara taşırsın. Gül gibi geçinip gidersiniz. Bunlar sende kalsın ana. Emine'nin güç günleri olursa, benim elim ayağım tutmaz olursa, kızın için harcarsın. Emine'nin geleceği, mutluluğu için harcarsın. Benim de birikmiş biraz param var. O senin söylemiş olduğun atla arabayı alacak kadar para biriktirdim ana. Sen merak etme. Kimsenin eline, ekmeğine bakmayız. Ben sağ oldukça sen korkma. Yarın arabayı alacağım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şanslı adamsın ha. Sadık Usta'nın iyi tarafına geldi. Yoksa borca mal verdiği pek görülmez. Seni tanıyordu ondan. Sen olmasaydın alamazdık cefakarı. Ooo, Gülbahar'ın damadı araba almış, atı da var. Gülbahar bu, ehli namus etmiş. Bunca yıldır kazandığı parayı şimdi damadına yediriyor. Ulan! Dur be İbrahim, dalaşma elin itleriyle. Başını belaya sokma. Bana bak,
Kafanı takmayacaksın bunlara. Bir süre konuşup sonra susarlar, aldırmayacaksın. Aldırmamak elde mi be Sülo? Sen olsan aldırmaz mısın? Başka çaresi var mı arkadaşım? Sen bunları baştan kabul ettin. Şimdi Gülbahar'ı düşün. Emine'yi düşün. Dayan bir süre. Sonra kapanır ağızları. İnşallah Sülo, inşallah. Hadi bana eyvallah. Emine! Kız Emine! Uğurlu olsun yiğidim, almışsın arabayı. Aldım ya ana. Çok şükür. Kötü günler geride kaldı artık. Çalışacağım, hem de çok çalışacağım. İkinizi de rahat ettireceğim. Gülbahar tövbekar olmuş. Kızını evermiş, damadını da iç güveye almış. Gökten taş yağsa daha çok inanırım. Pazar günü görseydiniz, arabayı tellemiş pullamışlar gezmeye gidiyorlardı. Gülbahar artık eve zamparalarını almıyormuş. Allah'tan korkmayan kızından, damadından mı korkacak? Erkekleri almıyorsa eve kendi gidiyordur onlara, boşuna dememişler. Can çıkar huy çıkmaz diye. İn ulan aşağıya. Bir daha karşıma çıkma Yaşar. Yok, uğurlaşacak değiliz. İki çift sözüm var. Senin iyiliğin için. De bakalım diyeceğini. Bu araba kimin? Benim. Kimin parasıyla aldın? Üzerine vazifem ölen senin. Neyse, bak sana bir nasihatim var. Sana yazık olur. Bu kasabayı dar ederler. Var git doğru yoluna. Gülbahar'ı da kızını da bırak, anladın mı? Hı? Bir daha onların adını ağzına alma. Gülbahar analım, Emine de karım ölün. Karım! Karısıymış. İkisi de bizim malımız. Bizim orospularımız. Bırakınlar, bırakın! Şimdi gidiyoruz. Sana iyilik edelim dedik, anlamadın. Akşama hep birlikte geleceğiz Gülbahar'ın evine. Sıkıysa dur karşımızda. O zaman görelim erkekliğini. Geleceğin varsa göreceğin de var demektir dürzü. Akşam kasabalı kapının önüne doluşunca görürüm ben senin mertliğini. Yürüyün. Merak etme, açar şimdi. Ayakta duracak halim kalmadı. Hadi be. Ha, bak demedim mi, açtı işte. Ne var? Ha. Ne istiyorsunuz gecenin bu saatinde? Lan ne be, biz Gülbahar'a geldik. Gelmeyin ulan bir daha buralara. Kırarım ayaklarınızı. Telaşlanacak bir şey yok. İkisi de sarhoştu. Bir daha gelmezler. Hadi siz yatın. Bir çaresini bulacağız bunu. Demek böyle. Sana rahat vermez artık o itler İbrahim. Vermezler ya. Ben kendimi düşünmüyorum. Gülbahar'la Emine'yi düşünüyorum. Ne dersin Sülo? Alıp gitsem mi onları buralar? Kaçacak mısın yani? Hem sonra nereye gideceksin be İbrahim? Bu namus meselesi oldu artık. Tabanca bile çeksen onlara, haneye tecavüze girer kurtarırsın. Tabanca mı? Tabanca elbet. Kolay mı? Namus var işin ucunda. Karım var. Tabancayı nereden bulacağım peki? Bekle hele. Adımız inşaat bekçisi olunca bir tabancamız olacak elbet. Al.
Ama dikkat et ha. Elinden bir kaza çıkmasın. Göstermeli kullan. Sağ ol Filo. Gerisini merak etme sen. Şimdi gelin bakalım İtoğlu itle. Aç ulan aç! Ödlek! Aç diyorum sana! Aç kapıyı! Aç! Aaa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 
Gel. Demek rastgele ateş ettin ha İbrahim. Hem de karanlıkta. Öyle ya. Ama vuramadım hiçbirini. Allah'tan vuramamışsın. Ya birine değseydi kurşun? Keşke değseydi. Keşke. Sen de söylüyorsun ya. Biz sana o tabancayı adam öldürüp hapislerde çürüyesin diye mi verdik? Bir kere havaya ateş edip korkutacaktın itleri. Hepsi o kadar. Gebertmediğime yanıyorum itleri. Hay budala İbrahim. Çocuk oyuncağı değil o elindeki. Hiç çoktan kanlı katil olursun vallahi. Üstünde mi? Üstümde. Ver onu bana. Yo, vermem. Bir daha gelirlerse gebertirim onları. Kanlı katil olsam ne çıkar? Ne mi çıkar? Ulan bunun sonu hapistir. İpe götürürler adamı. Gençliğin yanar. Vay deli oğlan. Elimizde tabancaya gerek yok oğlum. Dün gece yüreğim ağzıma geldi. Geri ver onu. Ya bir daha gelirlerse? Onlarla öyle başa çıkılmaz oğul. Bugün senin bir tabancan varsa yarın onların 100 tabancası olur. Gidelim buradan İbrahim. Gidelim. Nereye? Nereye olursa. Namuslu insanların olduğu yerlere. Bizi tanımadıkları herhangi bir yer. Sen ne dersin ona? Emine haklı derim. Orospu olduğum alnımda yazılı değil ya. Namusumuzla çalışacağımız bir yer buluruz elbet. Yo. Böyle konuşma ana. Peki yarın sabah erkenden yükleriz arabayı. Alır götürür bizi cefakir. Tanrı büyüktür. Yepyeni bir hayat kurarız. Bu gece tamam diyorum sana. Dün akşam allak bullak ettik damat bozuntusunu. Bak sana son bir şans veriyorum. Bu gece de olmazsa ben vazgeçerim bu işten. Sen de avucunu yalarsın. Her şey planladığım gibi olacak, merak etme. Sen şimdi doğru eve git. Akşam seni telefonla ararım. Bu son şansın. Ya hep ya hiç. Telefonunu bekleyeceğim. Bu akşam şenlik var. Çok eğleneceğiz. Sen daha yatmadın mı? Telefon bekliyorum baba. Bir arkadaşım arayacak da.
Ulan bir gün adam olduğunu görsem gözüm arkada kalmayacak. Bir söz vardır baba. Çürük armut dibine düşer diye. Hadi be başımın belası. Ne halin varsa gör. Alo. Ben Yaşar. Tanıdım kısa kes. Ne oldu? Bağ evinde bekliyoruz seni yapacaklar. Çalgıcılara haber vereyim mi? Ver dostum. Hemen oradayım. Ulan İbrahim, yüreğimi ağzıma getirdin. Ne işin var sabahın bu saatinde? Çabuk söyle bana. Hani o it vardı ya, Gülbahar'ın başına musallat olan o it. Nerede olabilir? Ne oldu İbrahim? Kendine gel, ne oldu? Bak it yok. Söyle, nerede olabilir? Kasabanın dışında bir boğa evi var. Zaman zaman orada kalır. Oğlan kalleş. Şimdi yaktım seni. Yürü Sülo, gidiyoruz. Haklısın dostum. Bu yavru az kullanılmış. Sağ ol. Anasını neden getirdin? Şenlik tam olmalıydı. Onunla görülecek bir hesabım var benim. Senin işin beni ilgilendirmez. Hadi göstersin bakalım şu güvercin marifetlerine. Kalk bakalım Osman'ın kızı. Patlat bir göbek havası. Çalın bakalım. Kalk dedim sana. Kalksana ulan. Kalk. Gel. Yapmayayım. Ben oynarım. Sen ha? Hadi oyna bakalım. Önce sen oyna. Ne eğlence be. Sağ ol Yaşar. Dokunmayın ona. Ben oynarım. Yapma ana, yapma. Sen sus ulan. Yosman'ın kızı. Sen bilmezsin bunu kızım. Yıllardır bunu öğrenmemen için nelere göz germedim ki ben. Bunlar gibilerden seni uzak tutmak için az mı göbekler attım? Bırak bir daha, bir daha atayım. Anam, sen tövbe ettin. Ben değil. Kader utansın Emine. Aslında kader midir, düzen midir bilemiyorum ama utanacak, utanacak biri varsa o biz değiliz kızım. Hadi be, kim oynayacaksa oynasın. Çalın lan. Çalın çocuklar. Thank you.
Nerede kaldın be Fatih? Neredeyse herkes sokaklara dökülecek. Babamı uyutmak kolay olmadı. Hadi halatları topla. Çabuk ol. Yol versene şu Meret'e. Bir an önce kaçalım şu uğursuz yerden. Hadi. Aptal kafam benim. Dünyada karım yoktu be. Gittik kime attık kancayı? Hey nereye gidiyorsun sersem herif? Çevirdi beni. Cevap versin hangi cehennemdesin? Oh.
oğlum. Ne bu halin? Ne oldu? Kan bu. Anlat başına ne geldi. Gel içeri geçelim. Sana bir sıcak bir çay vereyim. Kendine gel, sonra anlatırsın. İşte hepsi bu Kadir baba. Zavallı Eminem dayanamamış yaptıklarını. Asmış kendini. Çıldırdım bir an. Öcümü aldım baba. Öldürdüm onları. Ama şimdi öyle çaresiz, öyle yıkılmışım ki ne yapacağımı, nereye kaçacağımı bilemiyorum. Hiçbir yere kaçmayacaksın oğul. Zaten yeteri kadar hata yapmışsın. Nereye kadar kaçacaksın? Nereye kadar? Her şeyi anlatırsın jandarmaya, hakimlere. Adalete sığınırsın. Cezanı çekip çıkarsın. Yine özgür olursun. Eminem'i kaybettikten sonra özgür olmak neye yarar ki Kadir baba? Varsın tıksınlar benim hapishaneye, demir parmaklıkların arasına. Yüreğimdeki yalnızlık zindanından daha mı karanlıktır oraları? Gidelim jandarmaya. Hayır! O için yanında saklandığını biliyorum. Hemen buraya gönder onu. Yoksa biz gelip gözlerinin önünde öldürürüz. Numara yapmaya kalkmayın. Etrafınız sarıldı. Sen şöyle geç. Onunla konuştum Rüştü. Kasabaya inip teslim olacak. Onu ben istiyorum. Kendi ellerimle öldüreceğim. İngiltere'nin alemi yok. Sana teslim olacak dedim. Bırak cezasını kanunlar versin. Onun cezası belli Kadir Çavuş. Ölüm. Ve bu cezayı ben vereceğim ona. Git buradan Rüştü. Sen çekil yolumdan. Git buradan dedim. Topla adamlarını, git buradan Rüştü. Benden günah gitti. Kadir baba! Dikkat et! İbrahim! İbrahim. İbrahim. Gayret oğlum. Gayret. Dayan. Dayan İbrahim'im. Daha yaşanacak çok güzel günlerimiz var. Ben yaşanabilecek en güzel günler yaşadım Kadir baba. Onunla, Eminem'le, onunla geçen birkaç günün mutluluğu onsuz yaşanacak bir ömre bedeldi. Ve ben bu mutluluğu yaşadım Kadir baba.
Yaşamaya değer başka bir şey kalmadı. Ölümü kucaklamaya hazırım baba. Ne olur sus. Sus İbrahim. Daha yaşanacak çok güzel günler var önümüzde. Oğlum sus. Ölümden bahsetme. Ölüm sevgiyi öldürmez Kadir baba. Yaşamak bu değil. Yaşamak bu değil Kadir baba. Eminem. Eminem. Geliyorum. Kaptırmadılar. Ama artık beraberiz Eminem. Tears.